Herkese merhabalar. Ben Handan Çağlayan. Humboldt Üniversitesi'nde Asya Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nde çalışıyorum. Bu videoyu sevgili Pınar Dinç'in daveti üzerine yapıyorum. Davetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ben sunumumda Keskli Kadınların 30 yıla aşkın süredir devam ettirdikleri sendikal mücadele üzerine konuşacağım. 2015 yılında Kesli Kadınlarla birlikte mücadelelerine ilişkin bir sözlü tarih çalışması gerçekleştirmiştik. Sunumda esas olarak yüzün üzerinde kadının katıldığı ve yaklaşık 5 yıla yayılan bu sözlü tarih çalışmasına dayanacağım. Böylesi bir mücadele neden anlatılmaya değer sorusuna vereceğim yanıt her şeyden önce demin de belirttiğim gibi 30 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir şekilde devam ediyor yanıtını vermek mümkün. Tabii Türkiye'de kadınların sendikal mücadelesine, sendikal mücadele tarihi içerisinde kadınların yerine dair önemli örnekler var. Emek hareketi tarihi içinde örneğin tütün işçisi Zehra Kosova gibi önemli figürler var. Biliyorsunuzdur hem Türkiye Komünist Partisi üyesiydi hem sendikacıydı Zehra Kosova. 15-16 Haziran işçi eylemlerinde, tarış direnişinde, daha yakın tarihlerde tekel işçilerinin Ankara direnişinde kadınlar hep yer aldılar. Daha yakın tarihte Novemet grevi akıllarda bir kadın işçi eylemiydi. Örnekleri çoğaltmak mümkün ama tüm bunlar tekil örnekler. Türkiye sendikal hareket tarihine ve sendikaların yapısına bakıldığında genel olarak erkek egemen bir karakterde olduğunu görmek mümkün. Tabii gerek hem istihdamın yapısından gerekse de ev içi eşitsiz iş bölümü ve bakım yükümlülüklerinden kaynaklı kadınların sendika üyeleri arasında oranları oldukça düşük. Sendikaların da cinsiyet körü nitelikleri bu durumu değiştirmek için çaba harcamaları önünde engel oluşturmuş demek mümkün. Keskli kadınların mücadelesini anlatmaya değer kılan şey sürekliliğinin yanı sıra aslında belki ondan da daha önemlisi emek hareketiyle kadın hareketini birleştiren bir hattan gelişmiş olması. Keskli kadınların mücadele tarihi emek hareketi tarihinin olduğu kadar Türkiye feminist kadın hareketi tarihinin de bir parçası demek mümkün. Bir de şöyle bir husustan söz edilebilir. Farklı ezilme ve sömürülme biçimlerine karşı birini diğerinin önüne çıkartmadan fakat birbirlerini güçlendirecek şekilde nasıl ortak bir mücadele hattının geliştirilebileceğinin iyi bir örneğini oluşturduğu için de anlatılmaya değer. Sendikal mücadele olduğu için doğal olarak daha ziyade emek alanındaki sömürüye odaklanmış. Ama emek alanındaki sömürünün başka alanlardaki eşitsizliklerle, baskıyla bağını kurmayı ve bu alanlarda üretilen sözün sendikal mücadeleye tercüme edilmesini mümkün kılmış. Mücadelenin hani böyle kimliklere, birbirinden yalıtılmış adacıklara hapsolduğu bir ortamda birbirini besleyen, böylesi bütüncül bir mücadelenin olanaklarına dair bir örnek üzerinde durmaya değerdir. Son olarak da feminist pedagoji ve praksis örneği olduğu da belirtilebilir. Kadınlar kolektif eylem içinde birlikte yaparak, eyleyerek birlikte öğrendiler bu mücadele sürecinde. Birlikte dönüştüler, güçlendirdiler ve birbirlerini dönüştürdüler. Bunu yapabildikleri oranda sendikalarını, yaşadıkları kentleri, ailelerini etkilediler ve bir fark yarattılar, değişim yarattılar. Tabii ki çok yoğun emek ve bedellerle ama hani önemli bir değişim yaratmayı başardılar. Bizim yaptığımız sözlü tarih çalışması bütün bu sürecin görünür kılınması ve tarihe not düşülmesi açısından önemliydi. Süremin büyük bölümünü bu mücadelenin temel özelliklerine ayırmayı planladım. Geri kalan kısmındaysa
İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin Kesli Kadınlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu sözlü tarih ve arşiv çalışmasına dayanarak düzenlediği sanat sergiye ayıracağım. Bu sergi de tıpkı sözlü tarih çalışması gibi gönüllü, kolektif bir emeğin ürünü olarak ortaya çıktı. Çok kısaca kendime dair bir şey söylemek gerekirse, ben diğer çalışma alanlarım olan zorunlu göç, sosyal haklar, kadın hareketi, Kürt kadın hareketi konularında olduğu gibi bu konuyla bağım da salt akademik bir ilgiyle sınırlı değil. Uzun yıllar sendikacılık yapan biri olarak anlatacağım mücadele kendi kişisel tarihimin de bir parçası. Evet, kendi konumumu da bu şekilde ortaya koyduktan sonra sözü daha fazla uzatmadan şimdi Kesli Kadınların sendikal mücadelesine geçebiliriz. Kesli Kadınlar derken kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonu KESK'e bağlı 11 iş kolunda örgütlü sendikaların kadın üyelerini kastediyorum. KESK 1995 yılında kuruldu ama onu ortaya çıkaran mücadele 80'lerin ikinci yarısından itibaren başlamıştı. Kadınlar bu mücadelenin başından itibaren oldukça aktif bir şekilde içinde yer aldılar. Keskin yapısının ve mücadele gündemlerinin oluşmasında belirleyici bir rol oynadılar. 1990'lar boyunca biriktirdikleri mücadele deneyimlerin birikimleri, eylem güçleri 2000'lerin başından itibaren çok etkili kitlesel eşitlik kampanyalarının ortaya çıkmasını sağladı. Bu kampanyalar sadece KESK üyeleri arasında etki uyandırmakla kalmadı. Aslında ülke genelinde gündem yaratmayı başardılar. Çalışma yaşamında cinsiyet eşitsizliğinin son bulması, kadın kamu emekçilerinin sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin taleplerle iş yerlerinden sokaklara, kent meydanlarına taşan dönüştürücü bir etkide bulundu bu kampanyalar. Örneğin 2001 yılındaki Ayrımcılığa Karşı Örgütleniyoruz isimli kampanya, 2003 yılındaki Sözümüzü Örgütlüyoruz kampanyası, 2006 yılındaki Eşitlik Haklarımızı ve Geleceğimizi İstiyoruz kampanyası gibi kampanyalar binlerce kamu emekçisi kadını KESK üyesi olsun ya da olmasın harekete geçirmeyi başarmıştı. Kadınlara pantolon giymeyi yasaklayan ayrımcı kıyafet yönetmeliklerinin kaldırılması, doğum ve emzirme izinlerinin uzatılması gibi kimi somut kazanımların da elde edilmesiyle birdenbire o dönem keskin kadın üyelerinin oranları çok hızlı bir şekilde yükseldi. Kadınlar sadece bu tür özgün gündemlerle çalışmadılar tabii ki. Sendikal mücadelenin genel gündemlerle yürüttüğü çalışmalarda da oldukça etkili bir şekilde yer aldılar. Mesela 1990'larda ve 2000'lerin başlarındaki iş bırakma eylemlerinde kadınlar kilit rol oynadılar. Bütün bunları yüz binlerce kamu emekçisi kadını harekete, belki yüz binlerce demek abartılı olabilir, hadi binlerce diyelim. Binlerce kamu emekçisi kadını harekete geçirerek gerçekleştirmelerinde klasik örgütlenme yöntemlerinin ötesinde onlarla sağlam, samimi bağlar kurmalarını sağlayan kendilerine özgü örgütlenme yöntemlerinin önemli bir rolü vardı. Sendika binalarıyla sınırlı olmayan evlerinin mutfaklarına uzanan toplantılarda sadece sendikal gündemleri değil tabii, mesela aile içinde yaşadıkları problemlerini de birbirleriyle paylaştılar. Sendikal çalışmalara giderken birbirlerinin çocuklarına nöbetleşe baktılar. Kamusal alanla sınırlı olmayan, dolayısıyla gerçek dostluklar kurdular. Kamusal alan, özel alan ayrımını kesen bu ilişki tarzı güçlü dayanışma ağları geliştirmelerini ve güven ilişkisi kurmalarını sağladı. Bu temelde yaygınlaştırdıkları örgütlenme de kolayca eylem gücüne dönüşebildi. Bu kampanyaları örgütleyebilmelerinde ve sendikaların gündemine sokabilmelerinde özgün kadın örgütlenme modellerinin de önemli bir rolü oldu. Daha mücadelenin başlangıç yıllarından itibaren hemen hemen bütün sendikalarda kadın komisyonları kurmuşlardı.
Bu komisyonlar arasında çok böyle sistematik olmasa da yatay ağlar kurulmuştu ve çok bu ağlar sayesinde çok erken tarihlerden itibaren aslında ortak söz üretmeyi başardılar. Hani sendika içerisinde çok da önemsenmeyen tırnak içinde kadın sorunlarının gündeme gelmesinde böyle bir örgütleme yöntemi geliştirdiler. Yayınlar çıkardılar. 8 Martlar birlikte iş yapmalarını, birlikte üretmelerini kolaylaştıran süreçler oldu. Bir de KESK'in kurulmasıyla birlikte özgün örgütlenme deneyimleri kurumsal bir yapıya da kavuşmuş oldu. Genel olarak sendikal örgüt yapısı içerisinde çok yani diğer sendikal örgütlenmelerde hiç görülmeyen bir örgütsel birim benimsediler. Kadın sekreterlikleri. Kadın sekreterliği çok önemliydi çünkü bu birim kadın emekçilerin sendikal örgütlenmede ve mücadelede etkili bir şekilde temsil edilmelerini mümkün kıldı. Ayrıca ülkenin dört bir yanına yayılmış olan yerel örgütlerde yer alan kadın komisyonlarının arasında da yatay ama oldukça sistematik bir eşgüdüm sağlamayı başardı. Böylece ülke genelinde ciddi bir sinerji açığa çıkmasını mümkün kıldı. Eşgüdüm ve ortak eylemler, ortak söz üretme süreçleriyle paralel gelişti. Demek yanlış olmaz. KESK ve bağlı sendikalar, KESK'in kuruluşunun hemen ardından her birinin hazırlık süreci uzun zamana yayılan ve yine kolektif emeğe, kolektif düşünmeye, üretmeye dayanan kadın kurultayları düzenlediler. Bu kurultaylardaki tartışmalar ortak bir KESK'li kadın kimliğinin, ortak bir sözün üretilmesini sağlamanın yanı sıra eylem ve örgütlü mücadele içindeki deneyimlerini birbirleriyle paylaştıkları, eylem bilgilerini politik bir bilince dönüştürmeyi başardıkları platformlar olarak da işlev gördü. Tabii ki yüksek gerilimli tartışmalar yaşandı. Ama bütün bu tartışmalar kendilerini ve birbirlerini dönüştürmelerinde de etkili oldu. İlki 1998 yılında Rosa Luxemburg'a selamla vardık varız var olacağız sloganı altında örgütlenen KESK Kadın Kurultayı'nın sonucunda oluşturulan bütün eylem planları, bütün başlıklar aslında daha sonraki yıllarda sendikal mücadele içindeki yol haritalarını da şekillendirmiş oldu demek yanlış olmaz. Ya yukarıda bahsettiğim o kampanyalardaki bütün talepler, kampanya başlıkları esas olarak bu kurultaylarda alınan kararlardan doğdu. Bu arada dönüşümden söz etmişken feminist akademisyenlerle geliştirdikleri ortak emek süreçlerinin de her iki tarafı birlikte dönüştürücü bir etkide bulunduğu belirtilebilir. İşçi sendikalarından farklı olarak sendikal çalışmalarla bağ kuran akademisyenler böyle dışarıdan destek veren konumda olmadılar. Çünkü KESK'e bağlı eğitim ve bilim emekçileri sendikası eğitim seninde üyesiydiler aynı zamanda. Dolayısıyla bu çalışmalarda sendikacı kadınlarla kurdukları ilişki yani böyle dışarıdan bir ilişki değildi. Hiyerarşik hiç olmadı. Daha içeriden ve eşitler arası bir ilişki oldu. KESK'li kadınlarla ortak çalışmalar elbette ki onlara feminist entelektüel bilgiyi toplumsallaştırma olanağı verdi. KESK'li kadınların hikayelerinde, eylem pratiklerinde ortaya çıkan bilgi onlar için öğreticiydi. KESK'li kadınlar da mücadele deneyimlerini bu feminist akademisyenlerle yürüttükleri çalışmaların ışığında daha nasıl diyeyim derli toplu, bütünlüklü bir politik çerçeve içerisine yerleştirdiler. Dolayısıyla bu ilişkide her iki tarafı dönüştüren ve üretken bir rol oynadı. Türkiye'deki sendikal yapıların tabii genel erkek egemen özelliği göz önüne alındığında yani bütün bunların nasıl olup da gerçekleştiği sorusu önem kazanıyor. Annette de KESK de bu toprakların bağrından doğduğuna göre
ayrıksı niteliğinin böyle kendiliğinden ortaya çıkması beklenemez. Peki neydi bunun arkasındaki sebep baktığımızda? Belki işte bunun için keskin ortaya çıkış koşullarına, bu koşulları belirlediği yapısına bakmak fikir verici olabilir. Bu açıdan baktığımızda KESK hiçbir zaman kendisini dar anlamda bir ücret sendikacılığı mantığı ile sınırlandırmadı. Öncelikle bunu söylemek lazım. Yani böyle çıkar sendikacılığı yapmadı. KESK'in kurucu kadrolarının sınıf ve kitle sendikacılığı olarak tanımladığı mücadele perspektifi, kamu emekçilerinin sosyal haklarını, refahları için mücadeleyi, genel bir demokratikleşme, sosyal adalet, barış ve hatta sosyalizm mücadelesi perspektifin içine yerleştirmişti. Çünkü kurucu kadrolar esas olarak 12 Eylül öncesi sol sosyalist mücadele deneyimine sahip olan kişilerdi. Yaşı bunun için el vermeyenler bile hani böyle bir hafızaya sahipti. Öte yandan onların yanı sıra böyle 80'lerin ikinci yarısından itibaren ülkede çeşitli kanallardan gelişen toplumsal ve politik dinamizmden etkilenen genç kuşak emekçiler vardı ve buna hep birlikte ve kısa süre içerisinde ülke genelinde yaygın bir örgütlenme ağı geliştirmeyi başardılar. Hani böyle kısa süre içinde diyorum, fakat bu o kadar da kolay bir iş değildi aslında. Hani çünkü bahsettiğim dönem işte 12 Eylül'den birkaç yıl sonrasıydı ve o 12 Eylül'ün baskıcı atmosferi her yönüyle kendini hissediyordu. Hele ki OHAL bölgesinde. Dolayısıyla örgütlenme çalışmaları çok ağır baskı koşullarında başladı ve gelişti. Yani işte bırakalım sendikal örgütlenmeyi, işte birlikte dilekçe vermenin bile örgütlü suç kapsamına girdiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani baskının ve cezalandırma repertuarının hani çok zengin olduğu bir dönem. Bu bir taraftan aslında tezat gibi görünce ama bir avantaj da oluşturdu demek mümkün. Çünkü fiili meşru mücadele olarak tanımladıkları ya da hak verilmez alınır sloganıyla yürüttükleri bu dönem örgütlenme ilkelerini kendi mücadele süreci içerisinde örgütlenme modellerini de aynı zamanda ve birlikte yaparak oluşturdular. Yani böyle yerleşik işte bir yasal çerçeve içinde örgütlenmediler. Yerleşik bir sendikal örgüt modelinin içinde gelişmediler. İşte fiili meşru mücadele dediler, hak verilmez alınır dediler ve hiçbir yasal güvence, daha doğrusu çerçeve olmaksızın aksine baskılara karşı birlikte mücadele ederek bu sendikal örgütlenmenin yapısının nasıl olacağını mücadele içerisinde belirlediler. Dolayısıyla mücadelenin rengini ve örgütlenmenin yapısını mücadele içinde yer alanlar, hani bizzat onlar belirlemiş oldular. Bu durumda KESK'i geleneksel böyle sendikal kültürün etkisinden ve sınırlarından belli ölçülerde korumuş oldu. Aktif mücadeleyi başlatanlar sosyalist kadrolardı dedim. Ama KESK böyle dar bir militan örgütlenme şeklinde de gelişmedi. Kitleselleşti kısa süre içerisinde. Her dünya görüşünden binlerce kamu emekçisi kısa sürede bu mücadelenin içerisinde yerini aldı. Tabii bu büyük ölçüde 12 Eylül öncesi 24 Ocak kararlarıyla başlayan ve 12 Eylül marifetiyle hayata geçirilen bu Türkiye'nin neoliberal dönüşümü, işte kapitalist dünya piyasalarına eklemlenmesinin, bütün emekçiler gibi kamu emekçilerinin de mutlak bir şekilde yoksulluğa düşmelerine yol açmasının etkisiyle olmuştu. Kamu çalışanları reel gelirleriyle birlikte aslında o eskiden devlet memuru olma tırnak içindeki prestijli statülerini de kaybetmişlerdi. Hani işçi sınıfına öznel olarak da daha yaklaşmışlardı. Ama işçi sınıfı, hani 12 Eylül'ün kapatmadığı ender örgütlerden birisi Türk İş'ti.
İşte sadece sarı sendika. Türk İş'e rağmen işçi sınıfı sendikal örgütlenmenin gücünü böyle kendiliğinden eylemlerle çok iyi bir şekilde kullandılar ve uzun zamana yayılan grevler, bahar eylemleri denilen çok yaratıcı eylemlerle 80 ortalarından sonra 12 Eylül'ün yol açtığı o gelirlerinde yol açtığı erozyonu büyük ölçüde giderdiler. Yani haklarını geri aldılar. Şimdi bütün bunlar memurların gözü önünde oldu. İşçiler aynı iş yerinde hem memur statüsünde hem işçi statüsünde çalışanlar vardı ve işçiler sendikal eylemlerle reel gelirlerindeki kaybı telafi ettiler. Birçok yerde işçiler memurlardan, hatta diyelim ki bir hizmetli statüsündeki işçi, o iş yerindeki şef statüsündeki memurdan çok daha yüksek ücret almaya başladı. Bu durum böyle politik görüşünden bağımsız olarak o dönem kamu emekçilerinde sendikal örgütlenmenin rolü, önemine ilişkin çok ciddi, can yakıcı bir şey oluşturdu. Ne diyelim, yani örgütlenmenin aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ettiler ve böylece keskin kadroların başlattığı sendikal mücadelede çok kitlesel bir şekilde yer aldılar. Hani böylece öncülüğünü sosyalistlerin yaptığı, böyle militan kadroların yaptığı ama binlerce kamu emekçisinin katıldığı güçlü bir sendikal hareket ortaya çıktı. Kadınların ve Kürt emekçilerin bu mücadeleye kitlesel katılımında o dönem her iki kesimin de oldukça dinamik bir şekilde sokaklara çıkmış olmasının da etkisi oldu doğrusu. Kadınlar dayağa karşı kampanya ile sokaklardaydılar. Ve 12 Eylül'ün ardından önemli bir feminist bilinç ve politik tutum gelişmişti. Bu bilinç tutum kampanyalarla kitlesel bir şekilde sokağa çıkmıştı ve geniş bir yankı uyandırmıştı. Sendikal mücadeleye katılan kadınların bir kısmı hani bu hani bir şekilde içinde yer almasalar bile böyle hani bundan etkilenmişlerdi. Bir kısmı da zaten içinde yer alıyorlardı. Dolayısıyla daha başından böyle bir bakış açısıyla katıldılar. Tabii burada bir parantez açmalıyım. İşte böyle feminist bakış açısına sahip kadınlardan söz ediyorum ama KESK mücadele tarihi içerisinde bırakalım feminist olmayı, bunun işte sınıf mücadelesini böleceğine de inanan, tümüyle karşı bir tutum sergileyen çok sayıda ama oldukça militan sosyalist kadın sendika aktivisti vardı ve keskin mücadelesinin gelişmesinde bu kadınların mücadelesinin, örgütçülüğünün, direngenliğinin çok önemli bir rolü var. Yani bunun da hakkını vermek lazım deyip bu parantezi kapatayım. Yani 80'lerin ikinci yarısından itibaren esas olarak gelişen kadın hareketinin ülke genelinde oluşturduğu mücadele gündemlerinin keskin kadınlar aracılığıyla keske taşındığını ve keskin mücadele gündemleri içerisinde de yer bulduğunu belirteyim burada. Aslında aynı şey Kürt meselesiyle ve Kürt kamu emekçileri açısından da söz konusu oldu diyebilirim. Kürt sorunun demokratik barışçıl yollardan çözülmesi konusu mesela keskin, daha kuruluşundan itibaren, yani bu mücadelenin ortaya çıkmasından itibaren keskin önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Çünkü dönemin özelliklerinden birisi de Kürtlerin kimlik eksenli politik duyarlılıklarla güçlü bir şekilde ülke gündemine girmiş olmalarıydı. Bir yandan Serhildanlar Kürtler arasında toplumsal ve politik bir dinamizm yaratmıştı. Diğer yandan OHAL bölgesi başta olmak üzere çok ağır insan hakları ihlalleri söz konusuydu. Dolayısıyla Kürt kamu emekçileri de böylesi bir ortamın yarattığı dinamizm ve duyarlılıklarla sendikal mücadeleye etkili bir şekilde katıldılar. Böylece KESK yerleşik sendikal yapıların ve kültürün dışında hem kadınların hem de Kürt kamu emekçilerinin etkili bir şekilde içinde yer aldıkları ve kendilerini ifade edebildikleri bir toplumsal dinamik mücadele dinamiği olmayı başardı. Şimdi 80'lerden günümüze doğru baktığımızda keskin kadınların
kadın hareketinden sürekli güç aldığını söylemek mümkün. Bu tabii tek taraflı bir ilişki şeklinde de kalmadı. Mesela emek alanının gündemleri de kadın hareketinin gündemleri arasına girmesinde kesin kadınlar etkili oldular. Bu önemliydi çünkü özellikle 80 sonrasında kadın hareketi esas olarak özel alana, yani o 80 öncesi pratiklerine ve sol örgütlenmeye yönelttikleri eleştirinin de kısmen etkisiyle daha çok aile içi şiddet, ev içi emeği ve benzeri gibi alanlara yoğunlaşmışlardı. Bu açıdan kesli kadınların hani genel olarak üretim sürecine, emek alanındaki gündemleri de kadın hareketinin gündemlerine taşıması önemli bir rol oynadı demek mümkün. Özellikle 2000 yıllarda ülke genelinde yaygınlaşan platform, koalisyon tarzı örgütlenmeler, Türkiye Kadın Hareketi ile kesli kadınların ortak gündemler etrafında birlikte çalışmalarını mümkün kıldı. Tabii birlikte çalışırken de birbirini etkileme, birbirini dönüştürme de daha güçlü bir hal aldı. Kürt Kadın Hareketi ile ilişkilerin de aslında genel kadın hareketi ile ilişkiler gibi hem dışarıdan bir moral motivasyon etkisi yapma hem de bizzat KESK üyesi kadınların hani bir kısmının da aynı zamanda Kürt Kadın Hareketi içerisinde yer alıyor olması hasebiyle doğrudan onlar tarafından taşınması şeklinde geliştiği belirtilebilir. Özellikle Kürt Kadın Hareketi'nin kadınların temsili, kadın özgürlüğü, özgün bağımsız örgütlenmesi gibi konularda geliştirdikleri hem söylem ama hem de örgütlenme modelleri bir şekilde Kürt kadın emekçiler aracılığıyla KESK'e taşındı. Ve yani hem bu durum hem KESK içerisinde kadın temsilinin artmasına yol açtı. Hem de kadınların KESK içerisindeki etkinliklerini arttırdı. Kürt kadınların etkinliğini de arttırdı demek yanlış olmaz aslında. Çünkü Kürt hareketinin kadınların temsili konusundaki hassasiyeti çok sayıda Kürt kadın emekçinin kendi politik grupları tarafından sendika yönetimlerine aday gösterilerek seçilmelerini sağladı. Yani KESK yönetimlerinde yer alan kadınlar arasında Kürt kadın emekçilerin sayısı arttı. Onlar da sahip oldukları o duyarlılıkların etkisiyle genelde kadın sekreterlikleri, kadın birimlerinde yer aldılar ve KESK'in kadın politikalarının, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde birincil derecede sorumluluklar üstlendiler. Şimdi bunu yaparken mesela emekçi ve kadın olmalarının yanı sıra aynı zamanda Kürt olmalarından kaynaklanan politik duyarlılıklarını da bu çalışmalarına yansıttılar. Yani mesela ana diliyle ilgili ya hem cinsiyet eşitsizliği ve ana dili yasağının nasıl birbirini aslında beslediğini gösteren başarılı çalışmalar gerçekleştiler. Yani geldiğimiz aşamada kesli kadınların mücadelesi böyle bir durumda. Bu kısa sunum süresince özetlemeye çalıştığım bu mücadele süreci halen devam ediyor. Tabii 90'lardaki ve 2000'lerin başlarındaki kitleselliğini koruduğunu söylemek mümkün değil. Bu sunumun dışında kalan çeşitli nedenleri var. Burada belki birini söylemek gerekir. O da kamudaki çalışma rejiminin değişmesi. Hani ki bu özelleştirmeler, kamudaki çalışma statüsünün güvencesizleşmesi, keskin mücadele ve örgütlenme alanını alabildiğine daralttı. Belki de bu yeni koşullarda yeni örgütlenme modelleri, yeni mücadele yöntemleri üzerine de düşünmek gerekecek. Tabii bu geleceğe dönük bir şey. Ama bunu yaparken geride bırakılan süre içindeki mücadele deneyiminin kayda geçirilmesi de önem taşıyor. Bu konuda önemli bir çaba da sergilendi aslında. Özellikle 2000'li yıllarda KESK'e ve kamu emekçilerinin sendikalaşma mücadelesine ilişkin akademik
Kimisi de otobiyografik, yarı otobiyografik eserler yayınlandı. Ama bütün bu söz konusu bu çalışmaların hiçbirinde demin yukarıda ve çok kabaca özetlemeye çalıştığım kadınların katılımına, mücadelesine, etkisine dair hemen hemen hiçbir şey bulmak mümkün değil. Bizim sözlü tarih çalışmamızın çıkış noktasını da tam bu oluşturmuştu. Yani kadınlar görünmüyor mücadelesi, emeği. Dolayısıyla bu mücadele içerisinde kadınların emeğini, katkısını görünür kılmak, bu tarihi bir de kadınların gözünden kayda geçirmek amacıyla yola çıktık. Aslında 2015 yılında bu çalışmaya başladığımızda oldukça sınırlı sayıda bir görüşme ve arşiv malzemesi toplamayla sınırlı, dar kapsamlı bir şey öngörülmüştü. Fakat kesli kadınlar bu çalışmaya o kadar ilgi gösterdiler ki mütevazi çalışmamız böyle kısa süre içerisinde çok sayıda kadının gönüllü katılımıyla oldukça kapsamlı kolektif bir çalışmaya dönüştü. Çok geniş katılımlı atölyeler düzenledik ve epey bir zamana yayıldı bu. Tabii dönemin de bunda etkisi olmuş olabilir. İşte 2009'dan itibaren sistematik gözaltı ve tutuklama operasyonlarıyla karşı karşıyaydı. Operasyonlar Keskin hem örgütlü gücünü çözmeye ama hem de işte yönetimlerinde yer alanları uzaklaştırmaya, onları yıldırmaya yönelmişti. Mesela müzakere süreç devam ederken KESK eş genel başkanı Akil İnsanlar heyetindeydi. Fakat masa devrildikten sonra KCK operasyonlarının hedefi haline geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşan baskı ortamında işte binlerce KESK üyesi mesleğinden ihraç edildi. Bütün bu koşullarda birbirimizle konuşmak, mücadelemiz üzerine konuşmak, ne bileyim 1995'teki Kızılay işgal eylemini örneğin, barikatların aşıldığı Ankara yürüyüşlerini hatırlamak herkese iyi geldi. Bu atölyeler vesilesiyle bir araya geldik, yüz yüze, bütün bunları bir yüz yüze de konuştuk. Hani sadece birebir sözlü tarih görüşmesi şeklinde değil de geniş katılımlı atölyeler bütün bu deneyimi yeniden birlikte hatırlama üzerine konuşma olanağı verdi. Tabii sürgünler, disiplin cezaları, iş bırakma eylemlerindeki polis saldırılarının yanı sıra evlerde yapılan kekli kurabiyeli toplantılar, daha pek çok şey konuşuldu. Böyle çok doğrusal bir zaman akışı içinde değil de bunların hepsini iç içe konuştuk. Her neyse hatırlamak herkese çok iyi geldi. Sözlü tarih ve arşiv çalışması bu sağaltıcı özelliğinin yanı sıra aslında oluşan birikimin, tecrübenin gelecek kuşaklara aktarılması açısından da çok önemli. Hele de kadınların kazanımlarının hani böyle buna karşı çok açık bir saldırıyla karşı karşıya olduğu günümüz koşullarında. Bu sözlü tarih çalışması keskin tarih yazımına demokratikleştirici bir müdahale olarak da değerlendirilebilir. Kadınların emeklerinin, mücadelelerinin görünmediği bir KESK tarihi, daha geniş kapsamda bir emek hareketi tarihi, eksik ve çarpık bir tarihtir demek herhalde yanlış olmaz. Dolayısıyla böyle bir yönü de var. Kadın tarihi, emek tarihi açısından da bu sözlü tarih ve arşiv çalışması önemli bir kaynak oluşturuyor. Başta belirtmiştim, bu çalışmamız İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi tarafından bir sanal sergi haline getirildi. Bizim tabii yaparken bunu bir kitap yapma amacıyla başlamıştık. Dolayısıyla daha çok ses kayıtları vardı. Fakat bir sanal sergi yapmaya karar verdikten sonra döndük hem ses kaydı yaptığımız arkadaşlarımızdan bunu kamuya açmak için izin istedik. Hem de kimi özgün dönemler, kimi özgün çalışmalar bağlamında, deneyimler bağlamında video kayıtları yaptık. Sözlü tarih çalışmasını yaparken ülkenin her yanından
Yazılı materyaller toplamıştık, fotoğraflar, yayınlar, epey hatırı sayılır bir malzeme toplamıştık. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'ndeki sergi hem 36 tane kadının mücadele hikayesini sergiliyor. Onların sesinden, video kayıtlarıyla, fotoğraflarıyla, bu mücadele tarihi içinde ortaya çıkan belgeleriyle sergiye girenler birazdan göstermeye çalışacağım. İlk açılan sayfada 36 kadının hikayelerini izleyebilir, dinleyebilir, okuyabilirler. Ayrıca serginin diğer galerilerinde bu çalışmanın nasıl yürütüldüğünün hikayesini izleyebilirler. Kesli kadınların sunumunda bahsettiğim kurultayları, kampanyaları ile ilgili kapsamlı bilgiler edinebilirler. Şimdi serginin sayfasını açıp çok zaman almadan kısaca biraz sergiye dair bilgi vermek istiyorum. Evet, şimdi sizi kısaca İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nde sergilenen Kesli Kadınlar sergisine götüreceğim. Ekran paylaşımı yapayım. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi 2022 yılında kuruldu. Duvarları olmayan bir müze, dolayısıyla 24 saat ziyaret etmenin mümkün olduğu bir müze olduğu da belirtilebilir. Halihazırda 3 tane sergiye ev sahipliği yapmakta. Konuşma zamanı, kenti kadın artıların sözü ve sanatıyla donatmak sergisi bir billboard etkinliğine dayanıyor. Tohum Ekenler, Fide Dikenler, Türkiye Sol Hareketi Kadınların Tarihi Arşivi adında da belli olduğu gibi sol hareket içerisinde yer alan kadınların tarihine ilişkin bir arşiv çalışması. Evet, vardık, varız, var olacağız. Kesti Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi sergisi İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin kuruluşun ardından gerçekleştirdiği ilk sergi. İki dilde erişilebilir durumda şu anda. Türkçe'yi açıyoruz. Demin sunumda da bahsettiğim gibi bu sergiyi ziyarete gittiğimizde bizi ilk olarak ana galeri karşılıyor. Bu galeride 36 kesli kadının hikayesiyle karşılaşacağız. Her bir kadının odasında hikayesi kendi sesinden, kendi sözüyle, fotoğraflarıyla, arşiv belgeleriyle yer alıyor. Yani kesti kadınlar hikayelerini doğrudan müze ziyaretçisine kendileri anlatıyorlar. Şu şekilde biraz kaydırarak göstereyim. Her biriyle ilgili onun sayfasını ziyaret ederek hikayesini izlemek, dinlemek mümkün. Burada uzun yıllar Eğitimsen Kadın Sekreterliği de yapmış olan Elif Akgül'ün odasına, galerisine girmiş olduk. Bir örnek daha belki açabiliriz. Evet, mesela yine eğitim ve bilim emekçisi, Emekçileri Sendikası Eğitimsen üyesi Serpil Açıl Özer'in sayfasına gidelim. Burada da yine Serpil öğretmenin kendi sesinden hikayesini dinleyebiliriz, okuyabiliriz. Burada aşağıda fotoğraflarını görüyorsunuz. Fotoğraflarını görebiliriz. Bir de kendisi için kendi sendikal mücadele tarihinde önemli gördüğü iki olaya, iki tarihsel olaya ilişkin video kaydı yaptı. Dilerseniz açıp onu izlemek de mümkün. Burada 1 Aralık 2000 genel grevine değiniyor. Merhaba, herkese Zonguldak'tan selamlar, sevgiler. Her insanın hayatında dönüm noktası olan bir takım gelişmeler vardır. Benim de Eğitimsen örgütlülüğü noktasında iki gelişme çok etkili olmuştu hayatımda. Biri 1 Aralık 2000 Emek Platformu'nun ortak kararıyla alınan grev ve o gün Zonguldak'ta yaşananlar.
Bir diğeri de 2005 Dünya Kadın Yürüyüşü. Evet, devamını merak edenler Serpil Hoca'nın sayfasına girerek videonun devamını izleyebilirler. Burada sadece şunu belirteyim. O da bahsettiği 1 Aralık genel grevinin bir de video arşiv kaydını bulduk, buraya bıraktık. Serpil Hoca'nın isyan şiirini okudu. Şiiri duyuluyor da videoda. Benim kuşağımın çok tanıdık olduğu sloganlar atılıyor. Evet, bu şekilde çok sayıda Kürt tarihi içerisinde önemli olayların, dönemlerin, onlara ilişkin bilgilerin de yer aldığı kayıtlar, fotoğraflar, belgeler ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkacak. Mesela burada Leman Kiraz 8 Mart'ı Diyarbakırlı kadın emekçilerle kutlamak için gittikleri yolculuğu, daha doğrusu gidemedikleri yolculuğu anlatıyor. Gülsen Ülker Maliyesen'in KES tarihinde gerçekleştirilen ilk kadın kurultayını anlatıyor. Evet, her birinde KES tarihindeki önemli bir mücadele, önemli bir dönem yer alıyor söylediğim gibi. Fakat bu sergi bundan ibaret değil. Buradaki galerilere tıkladığınızda az önce sunumumda bahsettiğim örneğin kadın kurultaylarının, gerçekleştirilen kampanyaların belgelerini, bilgilerini bulmak lazım. Bunlar daha çok bu alanda akademik çalışma yapmak isteyenler için kapsamlı bilgi sunuyor diyebiliriz. Demin bahsetmiştim ayrımcılığa karşı kampanya. Bu kampanyanın yayınları, talepleri, elde ettikleri sonuçlar ve benzeri. Demin pantolon yasağından bahsetmiştim. Benzer şekilde bu tür bilgileri erişmek mümkün. Aynı zamanda fotoğraflar, yayınlar, çok kapsamlı arşiv belgeleri var. Yine sunumumda feminist akademisyenlerle KES'li kadınların dönüştürücü işbirliğinden bahsetmiştim. Şurada kısaca o galeriyi de açayım. Bu galeriye geldiğiniz zaman KES'li kadınların ve feminist akademisyenlerin bahsettiğim ilişkiye ilişkin, birlikte yaptıkları çalışmalara ilişkin anlatımlarının yer aldığı videolar sizi karşılayacak. Her birinde anlatan kişinin bu deneyimi nasıl yaşadığı, bu süreci nasıl değerlendirdiğine ilişkin bilgiler edinmek mümkün. Tabii bütün bunlar zaman alıcı şeyler. Son şeye geçmeden önce bir de şunu söyleyeyim. Biz bu sergide aynı zamanda yürüttüğümüz sözlü tarih çalışmasına böyle küçük tarihini de yaptık aslında. Çünkü demin söyledim, yaklaşık 5 yıla yayıldı. Çok sayıda kadın katıldı. Atölyelerle, çeşitli etkinliklerle. Dolayısıyla bu galeriye girdiğinizde de aslında çalışmanın kendisine dair bilgileri, görüntüleri, kayıtları izlemeniz, dinlemeniz mümkün. Burada atölye çalışmalarımızın bir belgeleri, bilgileri var. Şimdi aramızda olmayan, örneğin Dilek Atsan gibi kadınları da izlemeniz, dinlemeniz mümkün. Demin söylediğim gibi tabii ki bu hani bir defada girilip izlenebilecek bir sergi değil, zaman alıcı. Belki çok az zamanı olan fakat merak edenler için de böyle bir interaktif galeri bulunuyor. Buraya da girince hem biraz eğlenceli olmasını tasarladığımız hem de böyle kısaca girip bir göz atmak isteyenler için de yine KES'li kadınların anlatılarından derlenen alıntılarla girip her bir harfte böyle bu mücadelenin bir boyutu ile ilgili kısaca fikir sahibi olmanın mümkün olduğu bir ABC var. KES'li kadınlar ilişkin bilmeceler de benzer bir nitelik taşıyor. Yani bu mücadeleye dair böyle biraz eğlenerek hem de kısa sürede fikir edinmenin mümkün olduğu alanlar. Daha fazlası için yani hem bu sergi için hem de İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin diğer iki sergisi için ve diğer etkinlikleri için sendikanın pardon
Müzenin web sayfasının linkine tıklamanız yeterli. Dilediğiniz zaman girebilirsiniz. Evet, burada bu kısa müze gezisini sonlandırmış olayım. Sonuma son verirken sevgili Pınar Dinci bu olanağı verdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler.